canım, unutamam seni. Önce hayır demiş. O boşanma iddiası çıktı. Yani ben de şaşkınlık içindeyim. 5 gün sonra ayrılmaya karar vermişti. Yandım yandım, yandım yandım, ah yine yandım. Dava takipsizlikle sonuçlanmış ve eşinden boşanamamıştı. Gidersen kalan hayalinle ben ne yaparım? Ve beklenen olay nihayet sonuçlandı. Hande Ataizi eşi Benjamin Harvey ile olan evliliğini dün bitirdi. Tüm detaylar ilk kez magazindeydi. 6 yıllık mutluluk bitti. Sen gittin ya, uykular veriliyor. Ünlüler dünyası içinde en kısa sürede boşananlar listesinde başı çeken Hande Ataizi, aradığı mutluluğu Amerikalı Benjamin Harvey'de bulmuş ve 2012 yılında dünya evine girmişti. Unutamam canım, unutamam seni. 2014 yılında bu mutlu evlilik meyvesini vermiş ve Hande Ataizi oğlu Aslan Leon'u dünyaya getirerek anne olmuştu. Merhaba, iyiyim. Hande Ataizi için her şey güzel gidiyordu. Ta ki geçen aya kadar. Evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başlamış ve Hande Ataizi her fırsatta bu iddiaları yalanlamıştı. 5 gün önce kendisiyle yapılan röportajda da çıkan iddiaları kesin bir şekilde kabul etmemişti. O boşanma iddiası çıktı. Yani ben de şaşkınlık içindeyim. Yani şundan şaşkınlık içindeyim. Herkes aradı. Bütün gazetelerin genel yayın yönetmenleri aradı. Bütün işte kanallar aradı. Bir tek Benjamin bana sormadı. Niye diyeceksiniz? Çünkü Benjamin artık o kadar alışık ki. Bir sene önce de böyle bir haber çıkmıştı. Bu iddiaların neden ortaya atıldığı hakkında bilgi veren Hande Ataizi, dedikoduların tapu yüzünden çıktığını itiraf etmişti. Evlendikten sonra ben bir ev aldım. Hani onun şeyi yarın öbür gün Allah korusun bir ayrılık olursa onun şeyi nasıl oluyor diye sordum. Yemin ederim. Şimdi böyle olunca oradan da biraz böyle fısıltı gazetesi, hani oradan oraya, oradan oraya bu iş şeye geldi. Aa, demek ki işte bu kadın bunu sorduğuna göre demek ki ayrılıyorlar. Aa, öyle mi, biliyor musun, boşanıyorlarmışla. Eşiyle aralarının gayet iyi olduğunu söyleyen Hande Ataizi, arada çocuk varsa bu kararı almak o kadar kolay değil açıklamasını yapmıştı. Benim için Benjamin'den ziyade bir bütün bir aile konsepti önemli. Şimdi çocuk olunca böyle kararları vermek çok kolay değil. Basit değil yani. Ne var ki Hande Ataizi'nin unuttuğu bir şey vardı. Atalarımız ateş olmayan yerden duman çıkmaz derler. Bu söz bir kez daha kanıtlanmış oldu. Hande Ataizi 5 gün önce söylediği sözleri unutarak eşi Benjamin Harvey'den boşanmaya karar verdi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflar katılmadı. Magazin haberlerine göre mahkeme hakimi iki tarafın katılmaması nedeniyle duruşmayı sonlandırdı. Yandım yandım, yandım yandım, ah yine yandım. Hande Ataizi 10 günlük sürenin dolmasını beklemeden dün İstanbul Aile Mahkemesi'nde değil, Gazi Osman Paşa Aile Mahkemesi'nde gözlerden uzak boşandı. Boşanma haberini ilk kez avukat Şeyda Yıldırım sosyal medya üzerinden arkadaşımın yeni hayatının ilk anları notuyla duyurdu. Çok çabuk gözden çıkardın, sanma hayaldir sana hakkım. Birkaç saat sonra Hande Ataizi de sosyal medya üzerinden boşandığını duyurdu. Bugün hayatımın yeni bir evresine attığım adımı ilk kez sizle paylaşmak istedim. 7 yıllık eşim ve biricik oğlum Leon'un babası Benjamin Harvey ile karşılıklı olarak evliliğimizi sonlandırdık. Hande Ataizi. Hande Ataizi ayrıca yayınladığı mesajda eşi Benjamin Harvey ile olan arkadaşlığının ölene kadar devam edeceğini dile getirdi. 8 senelik beraberlik bitti ama üçümüzü yine hep beraber görmeye devam edeceksiniz. Leon'un anne ve babası olarak yemeklerde, parklarda, okulda. Aramızdaki dostluk ve arkadaşlık ilişkisi boşanmayla bitmeyecek kadar sağlam. Her şeyin bir başlangıcı olduğu gibi bir sonu da var. Yeter ki sevgi, saygı ve dostluk hayatımızdan eksilmesin. Hande Ataizi. Bir ayrılık şarkısın sen.
Bu arada Hande Ataizi'nin boşanmasının detayları da ortaya çıktı. 4 yaşındaki oğullarının velayetini anneye veren mahkeme, baba Benjamin Harvey'in çocuğuna aylık 1500 dolar iştirak nafakası ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Hande Ataizi'ne de tazminat ödenmesine karar verdi. Ancak Hande Ataizi'nin ne kadar tazminat alacağı açıklanmadı. Onlar iddia etti. Magazinde gerçeği seçti. Ya iyi, siz nasılsınız? Engin Akyürek'le aşk yaşadığı iddia edilen Cansu Dere, olay yaratan aşk iddiası hakkında ilk kez sadece Magazinde'ye konuştu. Suadiye yazıyor, uzayda değilim, Suadiye'de. Siz de biliyorsunuz. Magazinde sordu. Engin Bey'le yazılıyorsunuz. Engin Akyürek'le beraber. Bu, var mı böyle bir şey? Cansu Dere yanıtladı. İşler yine çığırından çıktı. Hadi yeter. O anlara sadece Magazinde kameraları şahit oldu. Yakışıklı oyuncu Nejat İşler önce ortalığı yıktı geçti. Sonra ilginç isteğiyle şaşırttı. Şöyle bir şey yapalım. Tabii abi. Siz kaybolun oradan. Nejat İşler'in eğlencenin dozunu kaçırdığı Cihangir çıkarmasından çok özel görüntüler sadece Magazinde'de az sonra. Nejat İşler'in olay görüntüsü ve Cansu Dere'nin sadece Magazinde'ye yaptığı açıklamalar birazdan ekranlarınıza gelecek. Ama şimdi haber turuyla programımıza devam ediyoruz. İkisi de Türkiye'nin en güzel kadınlarından. Aynı zamanda hayranlarını büyülüyorlar. Yıkılıyor ya, bayılıyorum ona. Ben de. Biri Amerika'daki sevgilisinin yolunu gözlüyor. Kerem Amerika'da olduğu için önce onun yanına uğrarım muhtemelen. Diğeri eşiyle birlikte vatanım sensin de fırtınalar istiriyor. Güzel gidiyor çok şükür. Ondan sonra iyiyim yani, bir sıkıntım yok. Bergüzar Korel ile Serenay Sarıkaya'nın kız kıza eğlendikleri gecede neler yaşandı? Biz bize eğlenmeye uzun çıktık. Zamandır böyle bir gece yapmayı istiyorduk. Vallahi bugüne denk geldi. Kızlar gecesi. Kız kıza eğlence ilk kez Magazinde'de. Ayrı bitsin artık bu hasret. Serenay Sarıkaya'yla Bergüzar Korel'in birlikte eğlendiğini öğrenen haberciler soluğu onların yanında alıyor. Merhaba. Akşamlar. Tabii. Şey şov nerede? Sezen Aksu şarkılarını en güzel seslendiren ünlülerin başında Vatanım Sensin'in güzel oyuncusu Bergüzar Korel'de güzelliği dillere destan Serenay Sarıkaya geliyor. Biz bize eğlenmeye uzun çıktık. Zamandır böyle bir gece yapmayı istiyorduk. Vallahi bugüne denk geldi. Kızlar gecesi. Hanımefendiler, bu kızlar gecesi de durup dururken nereden çıktı? Çok istiyorduk ne zamandan beri. Bir araya gelememiştik. Öyle şarkı söylemeyi sevenler ve dinlemeyi sevenler kulübü olarak. Herhalde sahneye çıkıp bol bol şarkı söyleyerek kurtlarınızı dökmüşsünüzdür. Yok, sadece dinleyeceğiz. Çok sevdiğimiz bir grubu dinlemeye geldik, aynen. Kim sahnede şarkı söylüyor da sizler ona eşlik ediyorsunuz acaba? Ayrıca iki kadın bol bol dedikodu da yapmışsınızdır. Rubato. İçeride de güzel bir dedikodu dönüyordur herhalde, kadın kadın olunca bayan bayan. Ona biz şarkılara eşlik ediyoruz. Çok aynen. Güzel.
O yüzden gayet güzel, keyifli bir akşam geçiriyoruz yani. Sizi de bekletmek istemedik. O gece her ikisi de şık hanımefendilerin. Bergüzar Korel ise Serenay Sarıkaya'nın giyim tarzına öyle övgüler sıralıyor ki güzel oyuncunun deyim yerinde ise yağları eriyor. Kıyafetler de çok şık yine. Biliyorsunuz Serenay Hanım'ın kıyafetleri de çok konuşuluyor tarzı. Siz nasıl buluyorsunuz giyimini? Yıkılıyor ya, bayılıyorum ona. Ben yani. De Bergüzar'a söylüyorum. Bizim öyle övmelere doyamayabiliriz aynı. Gerçekten çok seviyorum, bayılıyorum yani. Teşekkür ederim. Çok takdir ediyorum. Gerçekten öyle. Ona da söylüyorum her gördüğümde. Çok teşekkür ederim. Bergüzar Korel'in Vatanım Sensin dizisi tüm hızıyla devam ederken Serenay Sarıkaya'yı tatil heyecanı sarmış. Güzel gidiyor çok şükür. Ondan sonra iyiyim yani, bir sıkıntım yok. Sizin de dizi artık. Bizim de çok az kaldı aynen, son birkaç gün öyle, biraz hüzün, biraz tatil heyecanı. Serenay Sarıkaya bir süredir işlerini Amerika'da yürüten sevgilisi Kerem Bürsin'i özlediğini dile getiriyor. Henüz belirlemedim ama Kerem Amerika'da olduğu için önce onun yanına uğrarım muhtemelen. Sonrasına bakacağız, bilmiyorum. Kerem Bürsin'in Amerika'da ev satın aldığı haberlerini yalanlayan Serenay Sarıkaya, orada bir evinin olmasını hayal de etmiyor değil hani. Ha yok ya, onu keşke inşallah diye ben de içimden geçirerek okudum. İnşallah bir gün çok isterim ama henüz öyle bir şey olamadı maalesef. Ben çok şahaneyim. Çayla simit gibiyiz. Gülle dikeniz ikimiz. Onlar iddia etti. Eyo eyo eyo. Yüzyılın aşkı geliyor. Magazinde gerçeği seçti. Ya iyi, siz nasılsınız? Engin Akyürek'le aşk yaşadığı iddia edilen Cansu Dere, olay yaratan aşk iddiası hakkında ilk kez sadece Magazin D'ye konuştu. Suadiye yazıyor, uzayda değilim Suadiye'de. Siz de biliyorsunuz. Magazin D sordu. Engin Bey'le yazılıyorsunuz. Engin Akyürek'le beraber. Bu, var mı böyle bir şey? Cansu Dere yanıtladı. Küt küt tık tık atıyor kendim. Koşuyor hızlı.